Hoş geldin Cengiz. İki adam da elimizde Berkez Bey. Ne yapalım? Bekleyin biraz. İki adamınız da elimde. Evet Cengiz, ne yapıyoruz? Telefona konuş, Pamir'le yanındakini bıraksınlar. Konuşun. İkisini de bırakın. Emredersiniz Merkez Bey. Seni kim kaçırdı? Merkez değildi. Onun bu işte bilgisi yok. Başka bir hesap Murat Bey. Seni niye sağ bıraktılar? Galiba sizin beni harcayabileceğinizi göstermek istediler. Ne yapıyorsun? Dalmışsın yine. Hiç. Enkaza bakıyorum. Ne enkazı? Orada işte aynadaki enkaz. Nereye tosladın? Bilmiyorum ki. O kadar geride kaldı ki. O kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum bile. Geçmiş geçmişte kalmıyor değil mi? İyi ki geldin. Efendim, buyurun. Aa, merhaba. Ne haber? Yok canım, ne rahatsızlığı? Olur mu öyle şey? Canım ne olacak? Verebilir tabii, iş telefonu sonuçta. Olur. Olur, buluşalım. Tamam. Tamam, konuşuruz. Hoşça kal. Kim? İşten herhalde. Fazla. Ha. Dava falan için bir şey. Öyle herhalde. Murat, ben senin düşmanın değilim. Sen de benim değilsin. Bütün bu kavgayı çıkaran üçüncü bir kişi var aramızda. Ortada dolaşan maskeli bir tip var Murat. Bu Cengiz'in sözde ölümü. Bütün işin vebalinin benim üstüme bırakılması falan filan. Anla bunu artık. Senin düşmanın ben değilim. Kim? Bir bilsem. Dinliyorum. Türkan'dan uzak duracaksın. Bu kadar mı? Benim kızımın öyle geleceği olmayan adamlarla işi yok. İyi, komşu kalalım. Diyeceklerim bu kadarsa acelem var. Konuş, ne istiyorsun? Cengiz nasıl olurdu ölmedi diye düşünüyor musun hiç? Ne istiyorsun? Satıldığını biliyorum. Ben olsam unutmazdım bunu. Bildiğim harika bir yer var. Çok seveceksin. Çayı semaverle getiriyorlar. Böyle her şeyi serpme. Yani sen hiçbir şey söylemiyorsun. Onlar her şeyi masanın üzerine serpiyorlar böyle. Yani doymuyorsun da adeta bıkıyorsun. Tamam Fazlı, çıkalım hadi lütfen. Tamam hadi çıkalım. Tamam. Ne haber dostum? Bakıyorsun kendine. Evet, evet. Peşini bırakınca kaybediyorsun. Formunu. Öyle, şu hayatta her şey bir arada olmuyor maalesef. Biz de Türkan'la kahvaltıya gidiyoruz. Sağ olsun kırmadı beni. Kırmaz o. Tesadüf dürüst bir şeymiş. Neyse, hadi tutmayayım ben sizi. Afiyet olsun. İyi bak kendine. Okulda görüşürüz. Görüşürüz. Bir tane paket var, kırılacak bir paket. Üstelik üstüne yazmamışlar kırılacak diye. Hassas bir iş. Güzelce o işi halletmemiz lazım. Ne zaman kötü yaptık Murat Bey? Merak etmeyin, hallederiz, sorun olmaz. Hele bu saatten sonra hiç olmaz. Bugün mü işim? Hı? Evet, evet. Beni arayacaklar. Sen keyfine bak. Peki. Artık işini daha da kolaylaştırdım Murat Boztepeli. Esra. Kızım. Şu an ona bakıyorum. Ne? Neredesin sen? Nerede? Kızımdan uzak dur! Ana! Bana sadece şunun cevabını ver. Yani babanın şirketinde çalışıyor olmamın nesi kötü? Bak, arıyor. İstiyorsan anlatayım her şeyi. Soralım ona, iyi mi kötü mü? Efendim baba? Esra kızım, neredesin sen? Okuldayım. Ne oldu, niye bağırıyorsun? Hemen orayı terk et, hemen orayı terk et. Tehlikedesin. Burada her şey normal. Oturuyorum arkadaşlarımla. Sen sözümü dinle, kim var yanında? Mete. Telefonu ver hemen ona. Efendim, bir sorun mu var? Bana bak, kızım tehlikede. Bir soysuz bizi tehdit ediyor. Hemen onu eve getir, tamam mı? Kızımı bana getir! Hemen! Tamam Murat Bey, merak etmeyin. Hemen getiriyorum. Kim bu Cengiz? Kim bu? Baba! Baba! Esra ne oldu? Ne oldu? Sakin ol, gel. Gel, otur, otur. Ne oldu? Ne oldu? Murat Bey, Esra'nın tehlikede olduğunu düşünüyor. Okulda beraberdik, hemen geldik. İyi ki yanındaymışsın. Tesadüf. Esra kızım. Esra. Esra. Mevzu neymiş? Vallahi bilmiyoruz ki kabadayı. Söylemedi Murat Bey, yalnız yakacaktı İstanbul'u, öyle kızdı. Mete, gel buraya. Murat Bey. Bir dakika Cengiz, bir dakika, bir dakika. Mete, yeni görevin var. O da Esra dışarı adımını attığında yanında olacaksın, tamam mı? Baba! Abi olur mu öyle saçma sapan şey? Kıza da bir sorsaydın. Sus. Sus. Artık neler döndüğünü bilmek istiyorum. Beni kızımla yalnız bırakır mısınız? Al. Allah sevdiğine bağışlasın. Evet, ne yapıyorum? Bu adrese gideceksin, orada sana anlatacaklar. Taşıma işi. Ne zaman? Vallahi bence hemen gitsen iyi olur yani. O zaman görüşürüz. Şu öndeki aracı takip edeceğiz. Mete nerede? Kırılacak eşyayı taşımaya gittim Murat Bey. Tek başına mı yolladın? Vallahi beli kuvvetliymiş, kaldırırım dedi. Adamı neden ateşe attın? İşi de riske atmışsın. Sana tehlikeli dedim. Murat Bey, siz bana güveniyorsunuz değil mi? Kararıma da güvenin. Halleder Mete. Hem kızınızı emanet edecek kadar güveniyorsunuz. Bakalım layık mı değil mi? Merhaba. Salam. Evet, ne yapıyoruz? Mal nerede? Mal yoktu, beni götüreceksiniz. Tesadüf. Ne kadar dürüst değil mi? Ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Kim o adam? Türkan, arabaya biner misin? Hayır, beklemeyeceğim. Sen gel. Arabada bekle. Beraber gidelim. Bak, iyi bir arkadaş olduğumuzu söylüyordun ya, arabaya biner misin? Tamam, iyi arkadaşız işte. Beraber gidelim, hadi. Lütfen. Gençler kusura bakmayın. Ya şarjım bitmiş de sizin telefonunuzu kullanabilir miyim? Ne diyorsun oğlum sen? Şurup mu içtin? Yürü git yoluna. Vallahi eskidi bu telefonlar. Vallahi patladı patlayacak. Aşağıdan saydırmaya başlarsam mideniz delinir. Diziniz parçalanır. Ve hiç düşünmek bile istemiyorum. Ellerini masanın üzerine koy. Sen silahını çıkar, tabağın altına koy, bana doğru ittir. Ellerin masada kalsın. Aynısını sen yap. Üzümü yediniz. Pekmez çıkar diye beklemeyin. Hadi uzayın bakalım. Başım dertte. Yeni yiyeceğim. Ben feylemem yüz kardeş. Mete ne oluyor? Hadi arabaya. Ya ne oluyor? Söylesene. Bayağı. Çok tehlikeliydi. Az kalsın ölecekti. Ölüm ölüm diyor Mete. Ne oluyor? Olur öyle. Dert eyleme dedim ya, biz kardeşik. İleriki var kardeşim. Allah kömeğim olsun. Ne yapsaydım Türkan? Zorbalara mı bıraksaydım adam? Ya yok, öyle de olmaz da. Adam boncuk boncuk terledi zaten. Sevimlidir be. Ha, sevimlim, çok sevimlidir. diyor? Benim yoldaş, biz yoldaşık. Bizi sevgili zannetti. Maşallah, maşallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Hemen de yakıştırmalar filan. Çok güzel, maşallah. Çok güzeldir. Niye gülüyorsun ya? Niye gülüyorsun şimdi? Çok gülünecek bir şey varmış gibi. Bunlar benim yoldaşlarım. Ne iş yapıyorsun sen? Ben mühendisim. Tabii gaz şirketinde işliyorum. Çok değerli bir icadım var, onun için geldiler. Anlaşıldı. Doğalgaz şirketleri peşinde. Maliyeti düşüren bir şey mi yapmış, ne yapmış? Hadi. Senin ne işin var bu adamlarla Mete? Evet. Hakkın helalle kardeşim. Sana bir can borcum var. Biz kardeşik. Benim adım Mete. Benim adım da Ferman. Kendine iyi bak. Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Adam elimize sağ salim ulaştı. İyi, çocuk halletti demek ki işi, ha? İyi. Daha önce haber verseydiniz bu kadar gürültü çıkmazdı. O mühendisi ortalığı ayağa kaldırmazdı. Ama neyse bu seferlik böyle oldu işte, bir dahaki sefere. Unutmayın, Murat Boztepeli dostlarına hep yardım eder. Ya? Böyle olmayacak ya. Ne olmayacak? Şu sağa çeker misin arabayı? Adamların silahları vardı ya. Evet vardı. Ayrıca sen beni niye takip ediyorsun ki? Etmiyorum ben seni takip. Niye takip edeyim? Evet ediyorsun. O mu bizim konumuz? Konumuz o değil ki. Ya arabaya zor durumda bir adam getiriyorsun, adamı birilerine teslim ediyorsun, çantaları alınıyor, veriliyor. Ne var o çantanın içinde, para mı var? Ya konumuz o değil ki ne demek? Ben seninle mi uğraşacağım, işle mi? Ya başına bir şey gelseydi? Ya Mete, başına bir şey gelseydi ne demek Allah aşkına? Ya sen niye böyle işler yapıyorsun? Ya senin başına bir şey gelseydi? O zaman ne olacaktı? Adamı duydun işte. Başım belada dedi, biz de sağ salim teslim ettik. Fena mı oldu? Ya bırak ya. Nereye? Hey. Ne bileyim ben nereye? Başım ağrı girdi zaten. Kahve içmem lazım. Girer tabii. Vıdı vıdı konuşuyorsun. Hey! Ya ne? Delisin sen ya. Vallahi. Sensin deli. Öyle bağırarak konuştuysam kusura bakma. Tamam sen de kusura bakma. Ben de bağırarak konuştum. Haklıydım ama. Ha, haklısın. Bir de arabadan iniyor ya kadın kaprisi. İnerim tabii. Ne yapacağız işte? Burada dağ başında bekleyecek miyiz? Hadi. Bir de beni takip ediyor ya. Etmiyorum seni takip filan. Eve bırakayım mı seni? Beni bırakıp başka maceralara atılacaksın değil mi? Aa pardon. Çantayı teslim edeceksin. Olur, gidelim. Senin Mete teslimatı yapmış sağlam çocuk ha? Aferin buna. Bu Azeri mühendisi taşıyordu değil mi o? Ya bak bu çocuğu sevmediğini düşündürüyorsun bana. Pamir olsa tek başına yollamazdın. Pamir'i yıllardır tanıyorum Murat Bey. 3 günlük çırağı usta demeyelim tabii de bu Mete'yi de harcadım falan yok benim yani. Ya ne bileyim yani Pamir'miş, Mete'ymiş. Oğlan bana para kazandırdı. Biri gider, biri gelir. Sağlam olan hayatta kalır ama geriye para kalır asıl, para. Haklısınız Murat Bey. Benim aklım ta bu ilk günkü işte kaldı. Yani bu çocuk, bu kayıplar, bu olaylar... Her şey bu kuryenin kaybolmasıyla başladı Murat Bey. Ya Cengiz, sen de taktın ilk güne ya. Dönüp dönüp aynı yere geliyorsun. Yok, oradan bir şey çıkmadı. Bırak, bırak. Peki, haklısınız Murat Bey. Gel. Buyur abi. Bana şu kuryenin adresini bulsana. Mete'nin mi abi? Yok oğlum ya. O geliyor işte onun değil eskisini ya. Kayıp olan. Hallederiz abi. Piyango çıkmış ha? Var mı bir arbede? Bir şey çıktı mı? Sorun yok. Hallettim. Hep böyle Mete. Hep böyle. Ölmeden döneceksin. Az laf çok iş. Hadi Pamir. Zeynep? Ne bakıyorsunuz ya? Ya gayet açık niye baktığımız. Tamam iş buldum işte. Gece mi buldun kızım? Aa, niye şimdi söylüyorsun? Akşamdan söyleseydin. Şşt, totem yaptım anne bu sefer tamam mı? Bakmayın bana. Benim kıyafetler giyilmiş. Evet giydim. Büyük bir holdingde hatır sayılır dolgunlukta bir iş. Anne maaşı yüksek demek istiyorum. Anladım kızım. Ay, çok stresliyim. Öyle böyle değil yani. Bugün kendime bile unuturum. Gelmeyin benim üstüme. Ay ne diyor bu Türkan ya? Tamam tamam işte git hadi git işine. Annemi de telaşlandırıyorsun. Kızım bu ne stres? Sınava girecekmiş gibi. Telefon idaresi, mantı şirketi, devasa holding. Vallahi karınca gibi kızım var anne. Bu karınca yollara dökülsün o zaman. Dökülsün. Dökülsün. Anne ofisten arıyorlardı. Alo. Uyandırdın mı? Ha uyanığım, uyanığım. Dava için gitmiştim ya Ankara'ya. Senin şu Mete Yener'e baktık. Şahane. Nedir durum? Soyadı değiştirilmiş. Çocuk yaşta değiştirilmiş hem de. Göçmen falan değil mi bu arkadaş? Yok, hayır. Evren niteliğine göre ya tanık koruma programına alınmış ya da istihbaratta falan. İstihbarat mı? Yani ihtimal. Çok iyi bilmiyorum ben bu işleri ama iyi bilen birini tanıyorum. Seni ona yönlendireceğim. Tamam, çok sağ ol. Ofisteyim ben o zaman geldiğinde görüşürüz. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Nasılsın Zeynep? Günaydın Hakkı abi. Günaydın. Şşt, ne arıyorsun hükümet? Belim ağrıyor, belim. Abi benim çekyatım gitmiş. Param gitmiş, canım gitmiş. Sen hala ne arıyorsun hükümet? Ya arkadaş sabah sabah sen ne konuşuyorsun ya he? Ya bak ne yap, ne et şu para meselesini açma artık ya. Ya yeter arkadaş ya. Niye abi? Sen parayı çok seversin. Sen neyi sevmiyorsun ki zaten? Armudu seversin, taksini seversin. Başka neyi seversin? Bir de salatanın suyunu çok severim Ömer ya böyle şey. Emin ol sen o salatayı kendin yapsan onu da sevmezsin. Bana bak bu Zeynep nereye gidiyor böyle? Zeynep? Oğlum aha orada bekliyor işte şey. Şş, oğlum Sadri abi geliyor lan, Sadri abi geliyor. Günaydın beyler. Hayırdır? Bu aralar işler kötü gidiyor galiba. Ne zaman görsem sizi dükkanlarında oturuyorsunuz. Oğlum ekmek teknesi bu. Hem esnafa yazık hem mal sahibine değil mi? Çalışacaksın değil mi Ragıp? Haklısın abi, haklısın. Adam beni övdü lan. Ya ben Sadri abi seviyorum ya. İyi adam ya. Vallahi çok iyi adam. Ya kızım daha ne kadar uzatacaksın? Uzatma ya. Uzatmak mı? İnsanın istediği bir hayatı yaşamak istemesi. Uzatmak mı şimdi bu? Bana bak. Bu evden adımını dışarıya yalnız başına atmayacaksın. Bu kadar. Anladın mı? Yanında bir korumayla gezmek kadar çirkin bir şey bilmiyorum ben. Ya ne koruması ya? Mete. 2 gün önce beraber geziyordunuz zaten. Her dakika yanımda mıydı? Hala sen de bir şey söylesene. Ay, kesinlikle haklısın Esra'cığım. Haksızsın diyemem ama baban da haklı. Al işte, aklın yolu bir. Belli ki bundan sonra babanın karışık işlerinin ceremesini sen çekeceksin. Ne karışık işi ya? Ne diyorsunuz siz ya? O zaman yanına profesyonel security'yi takarım olur biter. Sen anlamıyor musun? Tehlikedeyiz, tehlikedeyiz. Hani biz idare ederiz sen ben ama senin yeğenin, benim kızım tehlikede. Sen de bunu istiyorsun biliyorum. Tamam abi. Öyle olacaksa öyle olacak. Sadece Esra henüz alışamadı ama o da artık alışacak buna. Of! Buyurun, kime bakmıştınız? İyi günler. Yunus'a bakmıştık biz ama evde mi kendisi? Bizim oğlan kafasına göre takılır, sahillerde gezer. Arada bir 40 yılın başı aklına eserse bizi arar diyorsun yani. Öyle mi? Öyle. Topçuluk da var galiba. Profesyonelliği tutturamadı. Sakatlandı. O yanındaki hocası mı? Kemal Hoca. Üzerinde çok hakkı vardır bizim oğlanın. Zibidi benden korkmaz ama Kemal Hoca'dan çok korkar. İyi ki var da birinin sözünü dinliyor. Bu araba olmamış. Zırhları aç istiyorum ben. Günaydın. Günaydın. Benzin paranızı babam ödüyor değil mi Mete? Hayatım Mete'nin bir suçu yok biliyorsun değil mi? Bu hayata razı olduğuna göre bence o da suçlu. Biz şimdi alışverişe gideceğiz. Biz alışveriş yaparken siz de kapıda bekleyeceksiniz Mete Bey. Beklerim Esra Hanım. Buyurun. Allah kolaylık versin hocam. Profesyonellik zor. Hele bir de paranız yoksa yürümez bu iş. Orası öyle. Amatörlüğü yine var. Yok değil ama haklısınız. Para da lazım. Ben size yardım edeyim istiyorum be hocam. Hani formaydı, malzemeydi. Desteğimiz olsun yani. Çok teşekkürler. Hocam yalnız biz de sizden bir yardım isteyeceğiz. Nasıl bir yardım? Yunus'u arıyorum ben. İş yapıyorduk, kayboldu. Lazım bana. Ya sen bu çocuğu bir arasan, nasıl desem sana? Vallahi çok seviniriz ya. Ne yapacaksınız Yunus'u? Vallahi kötü bir şey yapmayacağız. Hani öyle bir niyetimiz yok. Özledik bebeği ya. Yani bir ara istiyoruz, bir muhabbet edelim istiyoruz. Takıma bir desteğimiz olsun istiyoruz. Bir tanem ben burada ayrılmak zorundayım. Sizden bir işim var. Beni yalnız mı bırakıyorsun? Akşama buluşuruz nasıl olsa. Türkan'la bir işim var. Aşk olsun. Biraz acele edebilirsek. Gir. Kandıramadın Ayhan Işık. Ya dayı Avrupa Birliği'nde sınıf geçme oranımız yüksek olsun diye yapıyorlar diyorum ya. Duyun arkadaşlar, duyun. Bu beyefendi artık sınıfta kalma kalktı diyor. Kalktı mı diyor? Ya oğlum sen nasıl konuşuyorsun öyle şey la? La ayıp lan. Ömer, canım kardeşim, komşum. Bundan sonra bu adam gelecek okuldan, senin yanında çalışacak. Cumartesi, pazar dahil gelecek, senin yanında hayatı öğrenecek. İyi ama... Yok yok, sen para meselesini dert tutma, o benim problemim. Ya dayı, pedagojik olarak bir yanlışlık içerisindesin. Ya eğitim olayı çok değişti. Doğru, doğru. Sen yani müdür olacaktın, ben seni bakkala çırak verdim, öyle mi? Ya oğlum Ayhan Işık, vallahi dayın doğru konuşuyor ya. Ya yemin ediyorum zavallı Ayhan diye dizimi yapsalar, reyting rekoru kırarım ha. Reytingmiş. Bundan sonra sana televizyon seyretmek falan da yok. Ya dayı ne yaptın sen ya? Ben oradan sosyal olarak besleniyorum. Ömer, canım kardeşim, gözün bunun üstünde olsun. Bundan sonra buna yağmurlu havada su bile vermeyeceksin. Vermem abi, merak etme. Hadi sen işe gitmiyor musun? Çıkacağım abi. Gideceğim. Şu ekmeğimi yiyeyim de gideceğim abi. Hayırlı işler. Konuşuyor yine şey ya. Bana bak lan bebe. Arkada önlükle süpürge var. Git önlüğünü giy, dükkanın önünü süpür. Hadi, Allah boş duranı sevmez. Maç bitti derken bir gol daha. Çok bir şey yok. Kütükteki değişimler, adli sicil kaydı falan. Benim tanıdığım eski bir istihbaratçı abi var demiştim sana. Aslında onlar öğrenirsin bir şeyler. Yok, gerek yok ya. Vallahi ben aradım. Bir arkadaşım var, bir şeyler danışacak. Müsaade var mıdır, yardımcı olabilir misin diye rica ettim. Ağır abi yani. Öyle tabii. Bence danışmanda fayda var. Yarın bir gün yine lazım olur. Yok ya. Öyle büyütecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Neyse benim adliyeye yetişmem lazım. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Sana işte ya. Nilüfer Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Türkan'cığım. Numarayı araştırabildin mi Türkan'cığım? Yani bir şeyler yaptım da öyle çok da araştırma denemez. İlk aradığımda bir tane konserve fabrikası çıktı Edirne'de. İkincisinde de Kütahya'da bir kırtasiye çıktı. Biliyorum. Ben de aynı aramaları yaptım. Her seferinde ayrı bir adrese ulaştım. Bunu da nasıl yapıyorlar merak ediyorum doğrusu. Ama numaranın kime ait olduğunu bilseydik iyi olurdu. Ya şimdi alan kişi bir gurbetçi. Adres Hollanda. Kendisi İsviçre vatandaşı ama. Öyle karışık bir durum. Hesapta bir yıldır aktif. Demek ki buradan birileri kullanıyor. Evet. Bize daha fazla bilgi lazım. Ne yapabiliriz? Ha. Yani bir istihbaratçı var. Ondan belki bilgi alabiliriz. Güzel. Türkan'cığım, maddi olarak neye ihtiyacın varsa bana söyleyebilirsin. Tamam. Tamam. Banka bu vadede mutlaka faiz alır. Yok, inanın peşin ödemede bir şey değişmiyor. Şimdi cep telefonunuza bir şifre gelecek. Geldi mi? Evet, o şifreyi bana söylerseniz ben hemen işleminizi gerçekleştireceğim. Evet, yazıyorum. Evet, bu kadar. Hayırlı olsun. Teslimatınız gün içerisinde yapılacak. İyi günler. Gol! İşte bu gol! İlk maçında gol atan Zeynep Hürriyet, Şampiyonlar Ligi'ne merhaba dedi. Zeynep, gol, gol, gol. Alo. Nasılsın Türkan? İyiyim. Kimle görüştüm? Yanlış adamları araştırıyorsun Türkan. Kötü adamlarla uğraşsan, bu işleri karıştırmasan, peşimi bıraksan çok sevinirim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sence ediyor muyum? Kimsiniz? Kimsiniz? Alo, Sen şu istihbaratçı numarasını bana bir mesaj atsana. Tamam, bekliyorum. Sağ ol. Siz alışveriş yapmaz mısınız Mete Bey? Mevsimler değişirken. Mecburiyetten yani. Ekvatorda yaşasan hiçbir şey almayacaksın demek ki. Ah. Aç bir kere de aç ya. Bir kere de aç şu telefonu ya. Sen versene onu. Bu renk sana hiç yakışmıyor. Ne yapıyorsun? Şşş, tamam, panik yapma. Dışarı çıkıyoruz, tamam. Alo, merhabalar. Ben avukat Türkan Hürriyet. Bir arkadaşım size benden bahsetmiştir. Evet, evet. Ben sizden bir yardım almak istiyordum da. Müsait olduğunuz bir zaman görüşebilir miyiz? Tamam, yarın olur mu? Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler, görüşmek üzere. Peşimizdeler mi? Sorun yok, rahat ol. Sen geç arabaya. Nasılsın? Alışabildin mi İstanbul'a? Ben zaten her sene geliyordum ama işte aslında sürekli yaşamak başka oluyor. Yani Esra'yı görmek, eski tanıdıklar, anılar. Ya şimdilik bunlarla çok güzel idare ediyorum ama bana desen ki nerede yaşıyorsun, sana net bir yanıt veremem. Hiç değişmiyorsun. Gerçekten eskiden neysen olsun. İltifat olsun diye söylemiyorum. Mete! Tamam tamam geç geç. Arkadaşım bir çekilsene çıkacağım da. Şişt. Daha önce görüşseydik. Doğru söylüyorsun Berkes ama hani demin anılar dedim ya. Yani insanı üzen şeyde, sevindiren şeyde anılar oluyor aslında biliyor musun? Anlıyorum. Muhtemelen sana birini hatırlatıyorum. Aslında evet. Yani İbrahim Ferhat'ın ölümü beni gerçekten çok sarstı. Yani insan birini çok sevdiği zaman yokluğuna kolay kolay alışamıyor. Evet. Evet İbrahim benim de en yakın arkadaşımdı. Ben de çok özlüyorum. Yemek söyleyelim mi? Acıktım ben. Bakar mısınız? teşekkür etseydim bari. Ne için? Bilmem, hani eve getirdim ya seni. Ha evet, teşekkür ederim. Bir an demin olanlardan bahsediyorsun sandım. Ama öyle işler için paranı alıyorsun değil mi? Görevin. Ha doğru. Ben teşekkür ederim. Bir şey değil. İşim bitince gel de akşamın programını konuşalım. Hay hay. Efendim? Hediyemi beğendin mi? Sen yolladın değil mi o bebeleri? Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Seni zinde tutmaya çalışıyorum. Sağ ol ya, eksik olma. Bir daha böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Kızma, kızma. Esra sensiz hiçbir şey yapamaz artık. İşe yaradın. Babası seni çok takdir edecek. Bir daha böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Sakın. İbrahim Ferhat'ın bir oğlu vardı. Yaşıyor mu acaba? Evet, yani yaşıyor olmalı. Görmek isterdim. Ya biz burada oturmuş konuşuyoruz. Ben de başkalarından söz ediyorum. Ama yani İbrahim Ferhat'la ilgili konuşabileceğim başka hiçbir insanda yok Berkes. Biliyorum. Biliyorum, önemli değil. Konuşuyoruz zaten. Murat'la konuşacak değildin tabii, haklısın. Abime ilişkimizden hiç söz etmedik. Yani duysa çok kızardı. Hiç mi duymadı? Hiç. Hiç bilmedi yani. O kadar çok hata yaptım ki Berkes, o kadar çok hata yaptım ki. Bazen geriye dönüp nerede doğru yaptım seçemiyorum. Aa, hadi bu kadar da değil yani, haksızlık ediyorsun kendine. Ama yaptığım en güzel hata İbrahim Ferhat'ı sevmekti. Ama şunu da unutma Nilüfer. İnsan her an, her şeye yeniden başlayabilir. Öyle. Öyle tabii canım. Yani ben de konuşuyorum işte. Al İbrahim Ferhat'ın oğlu mesela. Kim bilir ne yapıyor, nasıl yaşıyor babasız? Annesiz. Annesi de ölmüştü değil mi onun? Ben de içini kararttım. Yok canım. Sayende deniz havası aldım ben de. Hayırlı işler Mehmet abi. Sağ ol. Haydi bakalım. Sağ ol, sağ ol da. Ne olmuş buraya lan? Selamı sabaha da kestin Ragıp abi. Oğlum ben seni görmedim ki. He? Oturmuşsun öyle şey. Tezgahın devamı gibi gördüm ben. Mavi. Oynayan yok mu? Eve çıktı. Ha, şimdi seni buldu ya. Yatar akşama kadar o. Hadi bir çay kap gel bana hadi. Abi elinde tornavida çekişle çıktı. Yani bana daha çok senin evin düzenini bozacak gibi geldi. Ömer sen neyin peşindesin oğlum? Ömer ne yapıyorsun sen? Ruh hastası. Olduğu her yeri gazete kağıdıyla tıkamış. Ben dijitalin şifrelerini yenilememişim. Bu kapıya mı yenileyeceğim? Ulan Ömer. Eğer düşündüğüm şey yapıyorsan oğlum var ya ben seni yedim şey. Ne yapıyorsun oğlum sen burada şey lan? Ne yapıyorsun oğlum? Abi sen bu saatte işten gelmezsin ki ya. Ver şunları lan. Gel arkadaş sen laftan anlamıyor musun ya? Sen ne yapıyorsun arkadaş ya? O oda benim kıymatlım. O kapı açılmayacak demedim mi ya? Ya laftan anlamıyor musun arkadaş sen ya? Asıl sen laftan anlamıyorsun ya. O oda benim hakkım diyorum. Sen eğer benim hakkımı vermiyorsan ben söke o hakkımı alırım. Anladın mı? Bu ne biçim şey ya? Ne saklıyorsun sen içeride? Nasıl arkadaşız biz ya? Allah Allah Ömer oğlum. Ha sen hasta mısın arkadaş ya? Ya yürü git ya. Yazıklar olsun be abi. Bunca zaman senin en zor günlerinde kim yanında durdu? Ha? En umutsuz zamanlarında sana kim arka çıktı abi? Sana en çok kim inandı abi? Seni en çok kim sevdi? kadar şey söyledim. Hiçbir şey demeyeceksin mi? Vallahi beni bitirdin ya Ömer. Yani konuştum. Ya Bozgırlı'nın seyrek bitki örtüsünün yüreğini şey ettin yani... Titrettin arkadaş ya. Ver, anahtarlığını ver. Anahtarlığını ver de ben şu odanın anahtarını senin anahtarına takayım. Abim benim. Her şeyi içimden gelerek söyledim. Sonuçta bizim birbirimizden başka dostumuz yok. Anahtarlığını ver. Ne yapıyorsun sen? Bundan sonra yeni düzen var Ömer Efendi. O düzende şu, bir tane anahtar var, tamam mı? Bu anahtar da bu kapıyı açar. Akşam 8 gibi herkes yatağına kavuşur, sabah 6:30 gibi kalk borusu verilir. Ondan sonra herkes işine gücüne gider. Anladın ki arkadaş? Sana yani özgürlük şey etmiyor Ömer, şey etmiyor yani. Saçma sapan konuşma. Ver şu anahtarı. Anahtarımı versene abi. Ya ne vereceğim ya? Anahtarımı ver. Vereceğim ben. Ben de o kapıyı sökmezsem sen gör bakalım. Ben de senin kafamı sıkarım o zaman şey. Allah Allah ya arkadaş. Yani kendi evimde şeye döndüm ya. Bu ne ya? Ya ben bu eve kira ödemiyor muyum? Anahtarını alıyor ya. Açın kapıyı. Bak polis şey diyeceğim. Vallahi polis şey diyeceğim ha. Ne polisi ya? Oğlum Fahriye'm duyacak. Ecik yavaş la. Çiviler söküldü. Tablolar düşüyor aşağıya la. Sonra ikisini de dövdü. Tam istediğiniz gibi. İkisini de. Ne yapsak? Biz bu oğlanın yanına 2 kişi daha mı versek ya? Bunu Cengiz'e mi soruyorsun baba? Kızım. Mete, Esra olanları anlattı. Aferin sana oğlum, aferin. Ben işimi yaptım. Ne yaptın? Konuşturabildin mi adamları yani? Bir şey öğrenebildin mi? Öyle önemli bir şey yok. Kızlara sarkan serserilerdi muhtemelen ama ben yine de Esra'yı alıp eve geldim. İyi yapmışsın. Artık bu duruma bir çözüm bul baba. Ben kendi hayatıma geri dönmek istiyorum. Merak etmeyin Esra Hanım, yakında çözülecek. Yapabileceğimin en iyisi Mete'yi yanına vermek oldu. Bana kalsa yanından ayrılmayacağım ama... Kız da haklı, benle ne yapsın? Ama Mete iyi çocuk ya, korur onu. Siz öyle diyorsanız öyledir Murat Bey. Akşam için bir program var mı? Sen şimdi git. Akşamın bir yemek programı olacak arkadaşlarımla. Haber bekle benden. Zamanı belli mi? Ben sana yarım saat öncesine haber veririm. Ömer, sağ ol koçum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Türkan. Kızdırdım seni değil mi? Açmadım telefonu, geri de dönmedim. Kusura bakma. Anlıyorum diyelim. Nereye? Esra'yla buluşacağız, yemek yiyeceğiz. Ha öyle mi? Ben de onu almaya gidiyorum. Gel beraber gidelim. Gerek yok, teşekkür ederim. Ben kendim hallederim. Ha, anlaşıldı. Neyse, hadi orada görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber? İyilik, senden ne haber? İyiyim, sağ ol. Fazla. Şu arabanın temizinden bir bulabilsem kaçırmayacağım Türkan. Alma, alma. Alma sakın. Arızalı o araba. Çok arızalı. Kullananın da ayarını bozuyor. O kadar arızalı yani. Klasiklerden anlıyorsun yani. Fazla. Ben çok açım. Gidelim mi artık? Çok sinirli oluyorum ben açken. Hadi hoca, hadi hadi. Biz seni fazla tutmayalım, gelir şimdi seninki. Bak, bence Yunus'u sol kanatta kullan. İyidir yani. Başarılar hoca. Başla. Ne diyorsun abi, gelecek mi sence? Gelecek oğlum. İlla ki gelecek. Pamir, bu Yunus şimdilik ikimizin arkadaşı olarak kalsın. Kimseye bahsetmeyelim, olur mu? Kimseye mi abi? Hiç kimse. Olur abi. Oho, eli kulağındadır, geliyordur senin arkadaş. Hadi sen de defansa geç bakalım. Hadi. Buyurun Esra Hanım. Bizimkilerin yanında da böyle mi konuşacaksın? Onlar senin de arkadaşın, hoş olmaz. Bu işi baban yapmamı istedi. Ama ben sana değer verdiğim için kabul ettim. Bana değer verdiğin için kabul ettin. Evet, aynen öyle. Niye o zaman beni aptal yerine koydun? Babamın adamı olduğunu söylemedin. Gün gelir anlarsın. İsterseniz arka masanızda oturabilirim. O gün hiç gelmeyecek Mete. Bir süre daha bu zorunlu birlikteliğe devam edeceğiz. O kadar. Sen de o güne kadar benim masamda oturabilirsin. Vay kardeşim, Yunus, iyi kafaya çıkıyormuşsun ha? Tak, çakıyormuşsun kafayı. Ha? Kafacı Yunus. Hocam, mecburdum Yunus. Ya Yunus, sen Yunus balıklarının kafayla köpek balığı öldürdüğünü biliyor muydun ha? O tatlı hayvan, bu köpek balığının hayatta en korktuğu şeymiş oğlum. Vay arkadaş. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Kullanamıyor musun artık kafanı lan? Ha? Kafacı Yunus. Al arabaya. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Babamın karşısına çıkmaya cesareti yok. Elinde telefon dolanıyor işte. Kimse artık o tehdit eden. Korkmuyor musun? Bugün adamları görünce bir tırstım tabii. Ama sağ olsun onları da Mete hallediyor. Onu da babam sardı başıma. Hiç istemiyordum. İyi işte. Gerekiyormuş demek ki. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir de kalkmış bugün bana sana değer verdiğim için bu işi yapıyorum diyor. Delireceğim. Babam. Biraz atıştık da. Bekleyeyim mi seni? Yok sen çık. Ben geliyorum. Hakikaten arıza yapıyor mu senin aracın? Ne arızası? Nereden çıktın? Türkan öyle söyledi de. Yoksa ben bayılırım senin arabana. Böyle gürül gürül bir araba o. Rica ederim Fazıl, lütfen rahatsız olma. Arabam hakkında arızalı diyormuşsun. Bilmem, arızalı değil mi? Bir kere onun bir ismi var, Ankara. Ne arızası ya? Ya daha şu güne kadar yolda bırakmışlığı yok. İyi anlaşıyoruz biz yani, birbirimizi çok seviyoruz. Seviyor musun, önemsiyor musun gerçekten? Yoksa durumu kurtarmak için yalan mı söylüyorsun? Sevilmez mi canım? Yani kaç tane kaldı ki o arabadan? Onun koltuğuna oturduğumu hayal bile edemiyorum doğrusu. Fazla, yemek güzel mi? Oldukça lezzetli. İster misin Türkan? İsterim, bir parça. Kusura bakmayın. Babamla konuşmam gerekti. Erken kalkmamızı rica ediyor. Peki. Bir kahve içer kalkarız olmadı. Nasıl isterseniz. Çok güzelmiş Fazlı. Ne yapıyoruz şimdi Pamir? Vallahi abi kısmet. Şimdi bu arkadaş insan gibi cevap verirse ne âlâ. Ha yok vermezse o zaman kendi bilecek. Hadi oğlum. Konuşsana la cik. Benim bir suçum yok Cengiz abi. Adam geldi paraya çöktü. Sana gelip abi soyuldum desem beni yaşatmazdın. Ben de kaçtım. Başına gelecekleri biliyorsun yani. Ha? İyi. Güzel. Çok ağlamazsın o zaman. Peki oğlum, bu hırsız seni niye saldı? Bilmiyorum. İki şansın var. Ya ben öldürürüm, ya onlar kaç dedi. Biraz da para verdi. Geri gelmemem için. Para vermiş. Bak sen şu işe ya. Biz ortaktık, beraber soyduk, ben de payıma düşeni aldım demiyor da hırsız bana para verdi diyor. O zaman şöyle yapıyoruz Pamir. Sen şimdi çıkıp dolaşıyorsun biraz. Ortalığı boş bırakmaya gelmez. Ben de arkadaşı konuşturuyorum. Bunlar neticede insanlıktan anlamıyorlar. Az. Türkan, ben aslında biraz daha kalmak isterdim ama... Vallahi evden beklerler. Geç olmadan gidelim. Tamam. Lütfen konuşmayı deneme, lütfen. Konuşmayı deneme, lütfen. Konuşacak. Türkan. Artık benim seninle bir şey konuşmam lazım. Farkındayım Fazlı ama hala çok acele ediyorsun. O zaman ne yapalım? Tamam. Sen zamanı gelince bana söyler misin? İyi fikir. Vallahi iyi fikir, öyle yapalım. Gidelim mi? Tamam. Şapkalı, uzun saçlıydı. Bir garipti abi. Takmaydı sanki ağzı burnu. Allah'ım yarabbim, sen bana sabır ver. Tekrar görsen tanır mısın oğlum sen bu adamı? Tanırım abi. İbrahim Ferhat'ı tanıyor musun lan sen? Kim abi? İbrahim Ferhat'la alakan ne? Ortağının alakası ne? Tanımıyorum abi öyle birini. Oğlum, sen ya çok iyi oynuyorsun ya da hakikaten eziksin lan. Eziksin. Ezik. Hayda. Türkan, geleceği de mi görüyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi Ankara, üzme beni oğlum. Bak insanlara senin ne kadar iyi birisi olduğunu söylüyorum. Ha? Biz kardeşik. Ne yapıyorsun sen? Hava mı atıyorsun böyle motor bağırtmalar filan? Heh, tam zamanında geldim. Yo, aramızda küçük bir tartışma oldu ama hallettim, problem yok. Ben sana demiştim. Ben sana demiştim. Kadınlar bu cümleyle adam öldürüyorlarmış. Öyle söylüyorlar. Ben çok sık kullanmıyorum ki. Sıkışalım mı? Ellerin kirli diyeceğim. Şimdi yanlış anlayacaksın. Yanlış anlama diye sıkıyorum bak. Teşekkürler. Ya gel şu arabayı Fazla'ya satalım. Aşık arabana. Hı. Bence sadece arabaya aşık değil. Yani hakkını yemeyeyim tabii. İlgileniyor. Neyse ben gideyim ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi değilmiş. Okula gitmeyeceğim diyor. Neden? Sıkılmış. Malum mesele. Normale dönmek istiyor kız. Esra'cığım, kızım okula gitmiyor musun? Canım istemiyor. Neden? Üstüme geliyor çünkü her şey. Mete'yi ara, bekle, gelsin. Okulda peşinde geçsin, eve getirsin. En iyisi hiç gitmemek. Mecbur kalmak iyi gelmiyor bana. Kapanı kısılmış gibi hissediyorum. Esra'cığım bak ben seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama sen de beni anla artık ha? Seni anlıyorum işte baba. Evde oturuyorum, ne yapıyorum? Mızmızlanıyorsun kızım. Başına bir iş gelecek diye geceleri uyku girmiyor gözüme. Tamam kızım, sen bildiğin gibi yap. En doğrusunu sen bilirsin. Günaydın Zeynep. Nereye? Yağ sanayiye. Çakma telefon kılıfı yaptırıp satacağım. Oldu mu? Sana ne acaba? Gerçi ben biliyorum nereye gittiğini ama. Oo, biri haddine sığmamış taşıyor bakıyorum. Nereye gidiyormuşum Ömer bakkalı? Boztepeli Holding'e. Orada işe başladım. Sadri abi görmesin diye buradan biliyorsun servise. Ama onun niye olduğunu bilemedim. Sus be, sus. Ne pis bir Ömer oldun sen ya. Kimseye söyleme, feci yaparım seni. Söylemem ama bir şartla. Benimle bir kahve içeceksin. Ha, şantaj. Şantaj değil de elime gizli bir bilgi geçince dayanamadım, kullanayım dedim. Hele birine söyle, senin gözünü çıkartırım. Çekil. Servisim geldi. Kahve içmemiz lazım. Çekil git ya. Bir kahve ya. Çekil. Bir kahve içeriz. Yumurta ister misin baba? İstemem. Bırak şimdi kahvaltıyı. Otur şuraya. Kızım, senin şu aşağıdaki adamda ne alıp veremediğin var ha? Ne işin var o adamda? O ne demek baba? Ne demek oluyor kızım bu kimlik araştırmaları, sabıka kaydı araştırmalar, geçmişe bakmaklar falan ha? Ne alakan var kızım? Sen benim eşyalarıma mı karıştırıyorsun? Ne soruyorsam ona cevap ver. Lafı karıştırma. Ben şu yaşıma geldim, sen benim özel eşyalarıma mı karıştırıyorsun baba? Ben senin babanım. Ve eğer bir hata yapıyorsan o yoldan seni çevirmek benim görevimdir. Başka türlü düşünsen. Ha? Başka türlü düşünsen. Şu kızlarıma bir günde sık boğaz etmeyeyim diye düşünsen. Kaç yaşlarına geldiler artık bir rahat nefes alsınlar diye düşünsen. Bağırma! Olmuyor! Bağırma! Sen sus konuşma! Sen benim gördüklerimi görmedin. Sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum ve yaptım da. Elbette bunun için takdir beklemiyorum. Kızım ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Ya Sen bunu çok güzel hissettiriyorsun zaten. Çok sağ ol. O çocuktan uzak duracaksın. Zaten bugüne kadar nasıl oldu sabıka kaydı yok anlamadım. O herifin ne haltlar karıştırdığını, ne işler yaptığını biliyor musun sen? Bilmiyorum. Ben kötü bir şey yaptığına inanmıyorum. Hem zaten öğrenmek istesem ben kendim öğrenirim. Avukatım ben, avukat. Çocuk değilim. İşin var mı bugün? İş yok, okul da yok. Asiye Sultan'dan gezdir beni bakışı bu. Olur, gezelim tabii. Tamam. Ben çay koyayım sana, ver. Efendim? Ben şimdi evden çıktım, Nişantaşı'na gidiyorum. Nasıl? Babama hediye alacağım, daha sonra da holdinge geçeceğim. Ama babam seni ektiğimi anlamasın. İstiyorsan gelip al buradan beni. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim Esra Hanım. Tamam. Asiye Sultan. İşim çıktı. Canın sağ olsun oğlum. Başka zaman gezeriz. Sen git işlerini hallet. Sana sözüm olsun, tamam? Tamam. Pamir, göz kulak olacaktın bu Cengiz abine, ha? Neler var bu adamın aklında? Bir görünüyor, bir kayboluyor, ha? Döndüğünden beri hırçınlığı geçmedi, öfkeli, suskun. Seni sever. Belki seninle bir şeyler paylaşmıştır. Vallahi Murat Bey bana da pek anlatmıyor. Pamir, ben sana Cengiz abine ihanet et demiyorum. Biz bizeyiz. Bu alemde bir aileyiz. Başka kimsemiz yok. Anladın mı? Tabii Murat Bey, öyle. Birimiz tökezlersek yanındaki omuz verecek ki düşmesin. Düşerken de hepimizi birlikte götürmesin. Cengiz abinin kafası gayet net aslında Murat Bey. Sıkıntı yok. Sadece bütün bu olayların başlangıç noktasına varmaya çalışıyor. Neymiş başlangıç noktası? Bu bizim depoya sızılan gün. Eski kuryenin kaybolduğu gün. Her şeyin o gün başladığını düşünüyor. Ya tamam, o gün başlamış da ne olmuş kardeşim? Ne anladık biz bu işten, he? Kuryeyi buldu. Onu konuşturmaya çalışıyor. Kuryeyi buldu. Bana da söylemedi, öyle mi? Abi, Cengiz abi. Vallahi bildiklerim bu kadar. Lan oğlum! Efendim Murat Bey. Şimdi bak, sen bu Pamir'e kızma, çocuğa yüklenme, onun bir suçu yok. Sen... Neden güzel haberleri bana vermiyorsun, ha? Niye ben sana teşekkür edemiyorum Cengiz? Çok önemli değil diye düşündüm ben Murat Bey. Acelesi yok diye düşündüm. Önemli. Sen o kuryeyi al, depoya gel. Hadi. Peki. Tamam Murat Bey. Ragıp, kusura bakma seni de buraya kadar yordum ama acilen bir Beylerbeyi'ne gitmem lazım. Giderik canım, giderik. Ragıp, soracağım soramıyorum da yani bu abim yapar bilirim. Gelip gidip kontrol ediyor mu seni? Yok canım, şey olmasın şimdi, yapmıyor yani. Hay bilirim, yapar vallahi. Bu benim oğluşçuğumu da verdi bu bakkal Ömercik'in yanına çırak. Yapar yani o. Hiç düşünüyor mu yani böyle bir çalışan bulmuşum, daha ne isteyeyim falan diye hiç nerede düşündüğü falan yok yani adamın bunları. Ama neyse bitti. Geçti geçti, o günler de geçti. Allah'a şükürler olsun. Ama hiç düşünmüyor işte, bak bu adam bekar. Evine ekmek götürüyor mu, götürmüyor mu, çalışıyor mu, didiniyor mu? Nerede? Hiç düşündüğü yok. Yani? Ragıp, bunların hepsi nereden çıktı biliyor musun? Bak bu çocuğun başının altından çıkıyor. Bu Sadri abinin, avukat kızının peşine takılmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Vallahi olmazdı. Neydi o çocuğun adı? Mete miydi, neydi ha? Mete. Mete'ydi değil mi? İşte o çocuk yüzünden oluyor bunlar. Ama demiyor ki işte yani hani bu Ragıp ne halde, ne durumda, evine para götürebiliyor mu, götüremiyor mu? Hiç umrunda bile değil vallahi adamın. Düşündüğü müşündüğü yok. Yani? Ragıp, ya söyleyeceğim söyleyemiyorum da... Bu bıyıklar da sana maşallah pek yakışıyor. Ya yani bebekken bıraktık öyle kaldı yani şey. Yok canım şey değil. Vallahi yakışıyor. Trafik de pek fena. Nasıl gideceğiz biz buradan? Hiç merak etmeyin siz. Şey giderik ya Rezan. Haydi bismillah. Merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben isim benzerliği mi, aynı kişi mi diye bir düşünmüştüm ama. Dünya küçük diye boşa dememişler. Öyle. Buyurun lütfen, buyurun. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Yok, ben bir şey içmeyeyim. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi benim sizden akıl almak istediğim birkaç konu var da. Tabii buyurun lütfen. Birincisi, bir insan soyadını ve kimlik bilgilerini neden değiştirir? Yani insanın aklına hemen birkaç bir şey geliyor ama. Ben de birkaç tahminde bulunayım o zaman. Şimdi Türkan Hanım, bu kimlik değiştirme işleri ya koruma amaçlı ya da bulunmayı güçleştirmek için yapılır. Yani kimliği değiştirilerek yaşayan çok sayıda insan var. Bunlar ya hayati tehlikedeki kişiler ya da hedef haline getirilmiş kişiler. Teşkilat mensuplarından da olabilir ya da sıradan kişilerden de olabilir. Mağdurlar, tanıklar vesaire. Siz Mete'yi tanıyordunuz değil mi? Mete? Hangi Mete? Asiye teyzenin torunu. Tabii tanıyorum. Siz arkadaş mısınız? Arkadaşısınız. Peki onun bu konuyla bir alakası var mı? Bilmem var mı? Yok. Yok, uzaktan yakına alakası yok Mete'yle. Bir konu daha var benim sormak istediğim size. Şimdi ben bir telefon alıyorum. Telefona geri döndüğümde de her seferinde başka biri çıkıyor, başka bir numara çıkıyor. Bak sen çok esrarengiz. Yani sizin şu başınıza gelenlere de bakın. Neyse Türkan Hanım, bence şöyle yapalım. Siz o kimliği değiştirilen kişinin adını ve o numarayı bana bir verin, ben bir araştırıp soruşturayım. Yani doğal olarak şimdi size yuvarlak cevaplar veriyorum. Yani size bir faydam dokunsun isterim o açıdan. Anlıyorum ama önce müşterime sormam lazım tabii. Peki siz bir şey yapabilir misiniz? Söz veremem. Ama anladığım kadarıyla siz de bir şey yapamıyorsunuz nasıl olsa. Ben de bir şansımı deneyeyim. Tamam, o zaman ben arayayım sizi sonra. Peki, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim, her zaman beklerim. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Sarma yapmıştım da aklıma sizler geldiniz, getirdim. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Rezan da Beylerbeyi'ne indi, birazdan gelir. Rezan yok mu? Olsun, yani ben bir acı kahve içmeye geldim. Rezan olmasa da bir kahvemi içerim artık. Tabii. Buyurun, Rezan birazdan gelir. Tamam, oldu. Geçiyorum. Buyurun. oğlunu bakkala vermişsiniz. Efendim haylazlık yapıyordu. Biraz burnu sürtülsün istedim. Yok öyle el bebek gül bebek hayat. Ay Abdi Bey her zamanki gibi çok doğru bir karar vermişsiniz. Bence de kesinlikle. Yani ben bazen böyle alışverişe çıkıyorum. Ne alacağıma karar veremiyorum. Orada diyorum ki tam şimdi şu anda şurada Abdi Bey olsa hop diye seçerdi. Yok efendim nerede? 40 kere düşünürüm. Aa en doğrusu tabii o. De ben bazen 2 kere bile düşünemiyorum yani. Bilmiyorum. Yalnızlıktan herhalde insanı biraz tedirgin ediyor. Kadın başına böyle şeyleri becermek çok zor biliyorsunuz. Yani ah, bazense ben ne giyeceğimi bile bilemiyorum. Yok efendim. Maşallah çok güzel giyiniyorsunuz. Ay siz öyle deyince bir utandım şimdi. Çok teşekkürler, çok incesiniz. Aa, abi afiyet olsun. Hoş geldin Rezan. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de kahve isterim. Hiç kardeşine yapmıyorsun. Yaparım tabii. Ay Rezan, ben sarma yapmıştım. Seversiniz diye getirdim. Sonra da Abdi Bey sağ olsun kahve ikram etti. İşte böyle ama fal falan bakmıyormuş yani. Ay abim kahveyi yapsın. Fala da ben bakarım şekerim. Ya. Efendim, müsaadenizle. Müsaade sizin efendim. Ben bir ellerimi yıkayıp geleyim tamam mı? Alo, merhaba Nilüfer Hanım. Şu numarayla ilgili bir istihbaratçıdan bahsetmiştim size. Ben tanıştım ama zaten tanıdığım biri çıktı. Siz de tanıyorsunuz. Kim? Berkes Bey. Araziyi satın almıştı. Evet. Size sormadan numarayı vermedim. Yani ondan yardım alabiliriz. Ne dersiniz? Gerekirse ben ona sorabilirim Türkan'cığım. O yüzden sen bana kalırsa başka bir yoldan halledersen daha iyi olur. Tamam, öyle yapalım o zaman. İyi günler. Görüşürüz. Alo. Benden korkmuyor musun Türkan? Güzel. Bundan sonra sen açıyorsun telefonları yani. Ne istiyorsun benden? Karşıma çıkan sensin. Beni araştıran da sensin. Nilüfer Hanım'dan ne istiyorsun? O benden bir şey istiyor. Ben insanlara yardım ederim. İnsanlar benden yardım ister. İyi. Ben de bir şey isteyeyim o zaman senden. Dinliyorum. Kimsin sen? Ha, bu aralar bana vicdan diyorlar. Eski bir hikayenin vicdanıyım ben. Alo. Ben artık bu oyundan çok sıkıldım Mete. Vallahi bu işi yapmamı baban istedi. Ama memnun değilsen konuşursun, yerime başkasını getir. Senden değil. Bu durumdan sıkıldım. Arkadaşlık biz. Yakındık. Yakınız işte. Fazla yakın olmak istemiyorum ama bodyguardımla. Doğru bir karar. Babamın odasına kadar gelmene gerek yok. Burada da başıma bir şey gelecekse gelsin zaten. Tamam. Pamir buralarda mı? Depo tarafında olması lazım. Kardeşim, geri döndün ha? Gel. 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 Yürü. Güney'e gideyim diyordun. Oraya yerleşeyim, kafama göre takılayım. Ha? Bıktım bu şehrin kaosundan, gürültüsünden. Bir şeyler diyordun. Ha? Lan tipik İstanbul insanısın oğlum. Kaşıntı tuttu, 2 günde döndün değil mi? Yürü. Kusura bakma. Önemli değil Pamir, zaten getirecektim ben. Otur şuraya, otur. Yabancı değiliz oğlum. Anladın mı be? Yabancı değiliz. Benimle ne istersen konuşabilirsin. Her şeyi, anladın mı? İzotoplar, gözlem gücü, beden dili, olumlu enerji... Her şey! Dökül kese kardeşine rahatla. Döküleceksin kese kardeşine rahatlayacak. Ha? Çok kızdı mı Murat Bey? Yok abi, sevindi yakaladın diye herifi. Efendim? Pamir, ne yapıyorsun? İyilik Mete. Esra'yı şirkete getirdim de buralardaysan seni göreyim diyecektim. Şu an işim var. Ben seni daha sonra arayayım, olur mu? Tamam. Bir de o karışmasın. Sonra çağırırız gerekirse. Olur abi. Ben Murat Bey'e haber vereyim. Gel. Murat Bey. Esra Hanım. Bugün evden çıkacağınızı düşünmüyordum. Çıkmayacaktım. Ama sonra ihtiyar babam aklıma geldi. O hep beni düşünüyor. Bütün gün işinin gücünün arasında gideyim günü neşelendireyim dedim. Koleksiyonun için ufak bir katkı. İyi yapmışsın da bu ihtiyar meselesini hiç anlamadım. Hem de huysuz bir ihtiyarsın. Küçük bir şey ama az bulunur ve az üretilir saatlerden. Vay 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 vay. Barıştık mı? Kızlar babalarına küser ama babalar kızlarına küsmez. Vay vay vay. Gel. Merhaba Esra Hanım. Cengiz abi geldi Murat Bey. Merhaba Pamir. Tamam Pamir, tamam. Cengiz abi nereden geldi? Cengiz işte, gelmiş bir yerden. Hadi sen bir kahve söyle kendine. Tamam. Hışırın çıkmış lan senin. Cengiz abi, acayip sirkelemişsin bunu ha. Bir su getireyim ben bunu. Mete? Ne haber? İyi, ne olsun? Gel, gel. Gel, sana ne göstereceğim, gel. Akvaryuma yeni bir balık aldım, onu göstereyim. Gel, içeride eski kurye var. Yok, işim olmaz. Esra'yı bekliyorum ben. Kese. Oh, halef selef buluşacak ha? Gel bakalım, gel. Ya gel, meslektaşım burada. Oğlum, bak öyle acayip acayip filmler izliyorsun, adamın kulağını falan kesme ha. Lazım. Mete, bak bu eski kurye. Eski kurye, bak bu yeni kurye. Arkadaş soyulduğunu iddia ediyor. Ama ben bizi çarptın diyorum. Abi yemin ederim doğru söylüyorum. Şşş, sakin, sakin. Bana güzel hikayeler anlatıyor. Robin Hood diyor, Köroğlu diyor. Zengini soyan hırsız her ne hikmetse bunu öldürmüyor. Üstelik cebine mangır koyup hayatını bağışlıyor. Onu bu kötü hayattan kurtarıyor. Sen inanıyor musun böyle hikayelere Mete? Ben de inanmam. Ama bu arkadaşın anlatacak başka hikayesi yok. Dönüp dolaşıp hep aynı şeyi anlatıyor. Bıy bıy bıy. Sıkıldım. Bak şimdi şöyle yapalım. Sen zaten bu arkadaşın yerine geldin değil mi? Onu temize sen havale et. Ha? Ben yanlış bir şey yapmadım abi. Şşş, sakin ol. Sakin ol, bitecek şimdi. Finito, bitecek. Sakin ol. Düşün. Hem bizim aramızdaki yerini sağlamlaştırırsın, hem benim aklımdaki soru işaretleri gider. Mete. Abi yapma. Yapma Allah aşkına dur. Hadi. Ne oluyor burada? Eski kuryeyi getirmiştim Murat Bey. Yeni kurye de gelince şakalaşıyorduk. Silahla şaka olmaz. Haklısınız Murat Bey, haklısınız. Esra benle geliyor, sen gidebilirsin. Ha Cengiz, sen de buraları bir topla. Peki. Abi ne oldu burada? Bir şey yok Pamir. Ne? Bu Mete de ekstradan ballı ha. Biz burada şu tipsizle uğraşalım. O sarışın magazin forever'la geçsin. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Kime dedin lan? Kime dedin? Konuşsana! Kime dedin lan? Abi. Çekil Pamir, çekil. Kime dedin sen sarışın falan diye ha? Kime dedin kese? Özür dilerim abi. Oğlum kime dedin? Esra Hanım'a mı dedin ha? Ha? Esra Hanım. Ha. Oluşçum. Ya anne yaşıtlarım oyun peşinde, eğlence peşinde. Benim halime bak ya. Oy oy. Geçer, geçer. Dayından özür dilersin. Bir iki güne kadar geçer. Değil mi Ömer? Vallahi ablacığım orasını bilmiyorum ama Ayhan Işık'ta müthiş bir çalışma azmi ve ismine yarışır bir ışık görüyorum maşallah. Maşallah oğluşçuğuma. Paydos değil mi abisi? Bitti bitti. Paydos. Hadi. Zeynep, nasıl geçti Boztepeli'deki işin? Bana bak bakkal. Seni babama söylerim. Aşağıdaki koyun yiyen bana asılıyor derim. Senin hikayen biter. Ne yapar sence babam? Çok fena döver herhalde. Hah, bak ne güzel diyorsun. Ona göre işte. İyi o zaman. Akşam babana söylüyorum nerede çalıştığını. Oğlum senin oksijenin kesildi herhalde bir yerlerde, ha? Takıldı, ulaşmıyor, gitmiyor beyne. Oğlum babama söylerim diyorum, bak tersi pistir. Bir kahve içmek istiyorum. Çocukken az dayak yemedik. Bir tane daha yer atlatırız. Razısın yani. Tamam. Yarın iş çıkışı buluşuruz. Bir kahve içeriz. Nasıl? Öyle işte Ömer. Uzatma. O çenemizi kapalı tutuyoruz ama. Tamam? Allah! Söyle. Bu sefer benden önce aldın haberleri Mete. Kurye seni tanımadı mı? Tanısaydı konuşuyor olmazdık. Yeri geldiğinde öldüreceksin dedim kaç defa. Anlamışsındır artık. Bir şey mi oldu? Adamın kafasını silaha dayadım. Parmağım tetikteydi. Çekseydin tetiği. Olmaz. Suçlu değil ki o. Esas senin bir suçun yok. Cengiz'e yakalanan kendisi. Belki tetiği çeksen Cengiz Timuçin gözlerini senin üstünden uzaklaştırırdı. Sen yapmadın, şimdi o yapar. Sen ismin vicdan demiştin değil mi? O işler o kadar kolay değil. Öyle isim koymakla da olmuyor vicdan efendi. Uzatma da söyle. Ne yapmaya çalışıyor bu Cengiz? Bilmiyorum. Beni gözüne kestirdi o kesin. O Mete'yi de gözüne kestirdi o da kesin. Bir Pamir'le arası iyi. Ha bir de eski kuryeyi buldu onu öldürür. Peki bu Mete nasıl biri? Cengiz'in ne alıp veremediği var? Bilmem. Ben baştan astrolojik dedim. Çünkü biri aslan, biri yay. Aslanla yay mümkün değil, anlaşamazlar. İtişirler, hırlaşırlar. Her neyse ondan değilmiş. Mete çok hızlı yükseldi. Fazla yükseldi. Onu taktı kesin. Nasıl? Esra Hanım'ın koruması oldu. Çok kısa zaman. Öyle mi? Peki Murat ne diyor bu işe? Oğlan işini yapıyor. Oğlan işini yapıyor. Akıllı çocuk Berkes Bey. Bizim gibi değil. Bizim gibi değil. Çok yükselir. Abi menemene acı istiyor musun? Menemene... Ya oğlum, la gece gece kahvaltı yaptırıyorsun bize. Hiç olmasa yanında bastırma olaydı ya. Yok, acı falan istemiyorum ben. Ben şimdi senin şu videolarını ortaya çıkarayım da o zaman görürsün sen acıyı Ömer efendi. Sen benim bilgisayarımı mı kurcalıyorsun abi? He lan, karıştırıyorum. Sen nasıl benim odamı karıştırıyorsan ben de senin bilgisayarını karıştırıyorum Ömer efendi. Abi yaptığın şey çok ayıp yalnız. Asıl senin yaptığın ayıp Ömer. Ya kızın fotoğrafını koymuşum buraya arkadaş. Kızın haberi var mı? Yok. Konuşuyorsun şey. Sana ne ya? Kapat şunu. Ya kapatmıyorum arkadaş ya. Kapatsana. Ya kapat. Bu ne lan? Mete abinin kurtarmamı istediği dosya işte. Silinen bölümü. Onu kurtarmıştım da görünce verecektim. Karışık işler, sen anlamazsın. Hadi kalk kahvaltı edelim. Bir daha bakak mı? Hadi menemen soyuyor, yürü. Ve sıradaki haberimiz, başkentte yol ortasında duran araç... hep kaza haberi ya. İşte iyi şoför olmak yetmiyor. Başkası hata yapıyor, sen zarar görüyorsun. Olsun. Biz yine de bildiğimizi en iyi şekilde yapalım. Başkalarının bizim yüzümüzden zarar görmesini istemeyiz. Vebalini düşünmek lazım. Neyin vebali babaanne? Bak sana ne anlatacağım. Benim dedem askermiş. Balkan göçünde insanlar akın iniyorlarmış Anadolu'ya. Kim neyi bulursa onu yediği zamanlar, sefalet günleri. Adamın biri benim malımı çaldı hırsız diye bir başkasını şikayet etmiş. Dedemler de almışlar adamı getirmişler. Hırsız mıymış? Ben çalmadım diyormuş. Boşnak. Türkçesi yok, tek tük konuşuyor. Döve döve söyletmişler adamı. Adı hırsıza çıkmış. Hapse girmiş. Hapisten çıkınca da göç etmiş oralardan. Duramamış. Yıllar sonra anlaşılmış ki hırsız bir başkası. Dedem ben bu veballe yaşayamam diye yıllar yılı adamı aramış. Çok iyi hatırlıyorum. ölünceye kadar bu vebalin acısını çekti. Kötü olmuş. Bazen oğlum insanın kalbi kayar. Vicdanı kararır. Doğruyu yaptım, iyiyi seçtim dersin, yanılırsın. İnsanın içinde bir ateş vardır. Ne ateşi diye sorma. Haksızlık yapmayacaksın. Haksız yere cana kıyanlara hizmet etmeyeceksin. Allah'ın verdiği canı almayacaksın diyoruz ya. İşte o zaman o ateş bize lazım. Yapmayalım dediğimizi yaparsak eğer o ateş yakar bizi. O ateş vicdanımızın ateşi. O ateş kefaret ateşi. O ateş vebali büyük olanların ateşi. Azeri mühendis Ferman Ayar, Şile yakınlarında ölü bulundu. Bir ay önce Türkiye'ye iş için gelen mühendisin ailesi kendisinden hiçbir haber alamayınca endişelenmiş ve polise durumu bildirmişti. Yakınlarının kayıp talebi üzerine başlatılan araştırma sonucu polis Ayar'ın cansız bedenini buldu. Gelen bir ihbar üzerine polis sabah 6 sularında Şile yakınlarında ağaçlık alana yakın bir yolda terk edilmiş bir aracı sana. Çok pis bir şey oldu. Daha 2 gün evvel sapasağlam gördüğüm biri ölmüş. Ha, şu haberlerdeki intihar eden Azeri'yi mi diyorsun? Evet. Ya intihar falan etmemiştir. Göz göre göre öldürdüler adamı. Kızım ne karanlık karanlık konuşuyorsun ya. Korkutma insanı. Ya yok. Ben üzüldüm. Ondan öyle. Sinirleniyorum işte. Yok bir şey, boş ver. İyi peki. Yani Allah rahmet eylesin, ne diyelim? Şimdi eğer bu adam doğru söylüyorsa aceminin biri bunun üstüne çökmüş demektir. Sonra da yapmamış, yapamamış. Yani salmış bunu, değil mi? Yok eğer yalan konuşuyorsa bunun bir ortağı var demektir. Yalanı dolanı seven ama aynı zamanda dürüst. Haklısın abi. Ha. Yani demem o ki her iki durumda da bunun ortağı bunu kurtarmaya gelecek. Değil mi Pamir? Ya gelmezse? Gelmezse? Gelmezse masaldaki gibi. 12'de bal kabağı. Bal. Dünyası değişir kuryenin. Gömeriz. Beni hatırladın mı Cengiz? Ha, ben de bu adam ne zaman arayacak diyordum ya. Oraya geliyorum, bekle beni. Yaşamana izin vermiştim. Artık bitti. Kim abi? Seninki oğlum. Maskeli geliyor lan, maskeli. Mete, ne oldu da sen karardın yine oğlum böyle? Son zamanlarda yüzün gülüyordu ne güzel. Ne oldu yine? Bir şey yok. Bir hava alıp geleceğim. Sen hava almaya gitmiyorsun. Sen başka bir şeye gidiyorsun. Yine beni sabaha kadar oturtacak mısın pencerelerde? Bekleme beni. Ay, birden korktum öyleyim, pardon. Ha Türkan, hoş geldin kızım. Gir içeri, gel gel. Bak misafir geldi oğlum, ayıp olur şimdi. Gir yavrum içeri. Yok, ben bir şey konuşacaktım seninle. Sen çıkıyor muydun? Olur olur, konuşalım. Bak beraber çıkıyoruz. Hadi. İyi akşamlar Asiye teyze. İyi akşamlar yavrum. İzledin mi haberleri? İzledim. Benimle bir ilgisi yok. Yani bizimle bir ilgisi yok. Adam intihar etti diyorlar Mete. Sapasağlamdı. İntihar edecek gibi de durmuyordu. Yani... Evet, sapasağlam teslim ettim ben işte arkadaşlarına. Ne yapayım yani? Ama sonra bir şey oldu. Biri bir şey yaptı. Sen inanıyor musun bu dediklerine? Ne yapayım yani Türkan işte, ne yapayım? Şimdi nereye gidiyorsun? Dün bir hata yapmıştım. Bugün tekrarlanmasına izin vermeyeceğim. Mete, bak ne olursun saçma sapan bir şey yapma. Polise gidelim, birilerine gidelim. Benim tanıdıklarım var, babamın var. Hayır, polise falan gitmeyeceksin. Hatta sen karışmayacaksın bu işe. Özür dilerim. Seni endişelendirdim. Hepsi benim hatam. İnan bana, bu işle ilgili bir yere gitmiyorum. Mete, yalan söyleme. Söylemiyorum. Sabah görüşeceğiz. Koşuda. Beraber koşuya gidelim mi? Koşar mısın benimle? Koşarım. Sakın ha bir aptallık yapma Mete. Sen benim ne yaptığımı nereden biliyorsun? Seni tanıyorum. Ne yapmak istediğini biliyorum. Kuryeyi unut. Senin hiçbir suçun yok bu işte. Ya Ferman? Ellerimle teslim ettiğim masum bir adamı öldürdüler. Onda da mı bir suçum yok? Söyle! Her ölümden kendini sorumlu tutarsan nasıl alacaksın intikamını? Ben insanlar ölsün diye intikam almıyorum. Benim yüzümden başkalarının ölmesini istemiyorum. Olan oldu. Geri dön Mete. Cengiz akıllıdır. Çoktan öldürmüştür onu. Öldürmediyse de seni bekliyordur. Bekle dedim zaten. Bekle dedim.